Merhabalar. İyi, yine bir tall back getirdi. Bugün onu inceleyeceğiz. Sakina Karşaui. Sanırım böyle okunuyor. Bir ara bakmıştık hatta bu Totti zamanı ama Karşaui. Karşaui. Neyse, devam edelim. Artık sakin ol diye devam ederiz. Şimdi yine bir tall back attılar abi kafamızın üstüne. Onu inceleyeceğiz. İki versiyonu var. Bir tanesinde weak foot'u 5, bir tanesinde de skill'leri 5. İkisinden birini yapabilirsiniz. Şöyle bir fark var, onu söyleyeyim. Weak foot'u 5 olan 600K gözüküyor. Diğeri skill'leri 5 olan 701 olarak gözüküyor. Bana hangisini yapıyorsun diye sorarsanız ben bunu yapıyorum. Yani skill'lere yüksek olanı yapıyorum. Weak foot'a gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten dediğim gibi 100 tane sol bekimiz var. Yani bir şekilde gene bununla idare ederiz diye düşünüyorum. En azından skill'im 2 ile yaparım, oralarda eğlenirim denerken. Şimdi o yüzden bu tarafı kapattık. Şimdi bu arkadaşımız 154 tane like alıp 205 tane de dislike almış burada. Pardon. Bir de şuna bakalım, bir fark var mı? Bu da 132 like, 196 dislike almış. Yani oyun zaten artık sol bek istemiyor. Bağırıyor insanlar yani sol bek atmayın diye. Gerçekten 12. mi 13. mi ne sol bek SBC'si geldi. Daha önce 5 tane de, pardon, bununla birlikte 4 tane, yani bu promo ile birlikte 6. kart oldu. İkisini de hani sayarsak 6 tane kart oldu bu şekilde. Biz şimdi ilk foot'u kapatalım. Bu taraftan devam edelim. Şimdi footbin üzerinde incelediğimiz zaman gördüğünüz üzere şöyle bir fark var. Diğerinde 6 tane istiyor. Bunda 5 ama bu daha pahalı. 89, 88, 87. Bu da 86'dır muhtemelen. Yok, bu da 87'ymiş. Buraya bakıyoruz. Bu o zaman 86. Aynen. Yani 2 tane 87. 1.88, 1.89, 1 de 86 kadro istiyor. Yani hala sol bek getiriyor diyorum ama o yüzden, çünkü gereksiz bir kart abi. Bence hiç yapıp denemenize bile gerek yok ama ben sevdiğim için bu işi ben deneyeceğim. Merak ediyorum açıkçası kartı. Bir bakarız. Tabi belki de müthiş bir kart da olabilir. Birlikte göreceğiz. Beklentiyi düşürmek lazım. Onu daha önceki SBC videolarında zaten anlamış olduk. Şimdi direkt oyun içine geçeyim. Ondan sonra devam edelim. Oyun içine baktığımızda 96 doğumlu 1.60 boyunda, oyuncu çalışma oranı atak yüksek, defansif orta, beceri hareketleri 5, zayıf ayak 4. Benim yaptığım kart bu şekilde. Tercih ettiği ayak sol, hızlanma türü de patlayıcı. Şimdi oyuncu bilgilerine bakmadan önce 8 tane de oyun tarzı var kartın, onu söyleyeyim. Dediğim gibi 2 tane versiyonu var. Bir sol bek için 1.60 boy, tabii ki de kısa bir boy. Ama oyuncu bilgilerini, tek bilgi oyun tarzlarını hep birlikte bir inceleyelim. Kimya tarzı olarak bel kemiğini ben bastım. Sol bek olarak oynuyor. Sol kanat bek de oynayabiliyormuş alternatif olarak. Paris Saint Germain'de D1 Arkema'da Fransız oyuncumuz. Nitelik bilgilerinde hızı 94, şut 80, pas 87, dribling 91, defans 87, fiziksel 79. Hızlanması gayet 97, güzel. Sprint hızı 92. Şimdi şuta baktığımızda yani şutluk bir durum çok olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz daha pasının yüksek olması zaten ideal olan. O yüzden pasta da orta açma 95, kısa pas 91 gayet güzel. Uzun pas 83. O biraz düşük. Biraz daha yüksek olabilirdi. Paltosu da biraz daha yüksek olabilirdi oyunun bu döneminde. Dribbling'de çeviklik 94. Denge 89. Reaksiyon 86. Top kontrolü 91. Dribbling 91. Soğukkanlık 90. Yani harbiden bir tam bir dribbling uzmanı diyebiliriz karta baktığımız zaman. Daha önceki oynadığım bir kart ile oynamıştım. Totis ile de kiralık oynamıştım. Yani tabii Totis'i gayet iyi. Totis'i 15-20 maç atmıştık. Bayağı iyi kart. Defansta da top kesme 90, defans farkındalık 86, müdahale 93, kayma 87, fiziksel dayanıklılık 99, agresiflik 90, zıplama 90. Yani yine bir defansif bek değil bence. Tamamen ofansif bir bek. O yüzden ona göre incelememiz gerekiyor. Oyun tarzlarında da 2 tane playstyle plus'ımız var. Yine teknik ve seri olarak 2 tane plus var. Onun dışında savunmada yakın markaj, engel, sezgili ve kesme pasımız var pas olarak. Fizikselde de amansızla çabuk adımımız var. Şimdi sol bek, dediğim gibi defansif özellikleri düşük bana göre bir sol bek için, ama ofansif özellikleri üzerinden biraz maçlarımı atayım. Ondan sonra yorumlarımla tekrar buradayım. Perfect, but so many phones have stopped you. I don't wanna ever see you in the same room. I don't believe.
Evet, ablamızı denedik. Şimdi şöyle bir problem var katla ilgili. Yine defans tipi düşük bana göre, dediğim gibi. Defansif bir bek arıyorsanız yapılmaz. Hızlanmasında bir problem yok böyle, yani yetişiyor ama böyle omuz omuza mücadelelerde falan çok zayıf kalıyor tabii ki de, beklediğimiz üzere. Ama kart beni şu şekilde şaşırttı. Yani teknik plus falan var eyvallah, ama Dripling'i gerçekten iyi kartın. Yani ileride böyle ofansa katkı verdiğim zaman çok güzel işler yaptı. Onu söyleyeyim. Ortaları da gayet güzel. Bu şekilde hiçbir problem yok. Eğer ki ben ofansif bir kart arıyorum, işte beşli oynuyorum, 3-5-2 oynuyorsunuzdur veya işte beşli defansta iki tane bekiniz sürekleri çıkıyordur. Bekleriniz ileri çıkıyorsa ve sol bek eksiğiniz varsa, hala oyunun şu döneminde yani 20 tane sol bekten sonra yapılabilir. Tamamen eğlencelik bir kart. Hani fiyat performans olarak baktığımız zaman performans veriyor. Keyifli bir kart. Çok çabuk, çok hızlı, çok hızlı hareket ediyor, çok çevik. Bundan hiçbirinde problem yok. Pasları da gayet iyi. Dediğim gibi tek problemi yine defansif bir problem. Tamamen keyiflik bir kart. Kart olarak baktığımız zaman, oynanış olarak 10 üzerinden 7-7,5 veriyorum, ama eğer ki yapayım mı yapmayayım mı diye soruyorsanız bence çok gereksiz. İlla ki zaten hepimizde 5 tane sol bek vardır. O yüzden yapmanızı önermiyorum. Benim bu kart hakkında yorumlarım bu kadar. Bu kart diyorum çünkü adını söyleyemiyoruz, yani Karçaoui, öyle söyleyeyim. İlk baştaki gibi. O yüzden bu kartla ilgili benim yorumlarım bu kadar. Artık yapıp yapmamak size kalmış. Bir sonraki SPC videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.